Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle uluslararası ilişkilerde denge stratejisiyle ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuza baktığımız zaman 18. yüzyılda imzalanan Belgrad, Çaykarca, Yaş Anlaşmalarından hangileri Kırım'ın Rusya tarafından ele geçirilmesine katkı sağlamıştır? Şimdi cevabımızın 2 ve 3 yani Çaykarca ve Yaş Anlaşması olması gerekiyor. Şöyle ki 1774 tarihinde Çaykarca Anlaşması'yla Kırım bağımsız oldu. Osmanlı'dan ayrıldı. Osmanlı'dan ayrılan ilk Müslüman toprağı olarak nitelendirilebilir. Daha sonra 1779 tarihinde Şahingiray'ın han olmasını istedi Rusya. Kendi taraftarı olan biriydi. Ancak Kırım halkı bunu kabul etmedi. Bunun üzerine 2. Katarina Kırım'ı işgal etti. Bunun üzerine Osmanlı halifelik gücünü kullanarak ya da yetkisini kullanarak Kırım'a yardıma gitti. Ancak başarılı olamadı. Ve Aynalı Kavak Tetkiknamesi imzalandı 1779 tarihinde ve Rus taraftarı olan Şahingiray han olarak seçildi. Daha sonra 1792 yılında yapılan yaş anlaşmasıyla Kırım Rusya'ya resmen bağlanmış oldu. Belgrad Anlaşması'na baktığımız zaman 1739 tarihinde imzalanan bir anlaşma. Bu dönemde taraflar Rusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti ve Belgrad yakınlarında Hisarcı Muharebesi yapılacak ve yapılan muharebeyi de Osmanlı kazanacak. Osmanlı kazandığı için de Rusya'nın herhangi bir inisiyatifinden ya da nüfusundan ya da baskısından ya da hakkından söz etmek mümkün değil. O yüzden cevabın 2 ve 3 olmuş olması gerekir. İkinci soruya bakacak olursak, Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesi üzerine Rusya ve İngiltere donanmalarını Akdeniz'e göndererek Fransa'ya karşı Osmanlı Devleti'ne yardım etmiştir. Bu noktada yani Rusya ve İngiltere'nin Napolyon'a karşı Osmanlı'ya yardım etmesinin temel sebebi Rusya'nın daha önce bununla ilgili sorular çözmüştük. Rusya'nın ve İngiltere'nin Akdeniz'de bazı çıkarları var. Fransa'nın ortak olmuş olması bunu rahatsız ediyor. Fransa'nın orada olmuş olması bunu rahatsız ediyor. Bu nedenle de Napolyon'un ya da Fransa'nın topraklardan çıkarılması isteniyor. Bu nedenle de Doğu Akdeniz'de yani Kıbrıs'ta, Rusya'da bu anlamda Rusya ve İngiltere aktif olmak istiyorlar. Bu nedenle de Fransa'ya karşı Osmanlı'ya yardım etmiş olacaklar. O yüzden cevabın Adana olmuş olması gerekir. Aşağıdaki Osmanlı devlet adamlarından hangisi Mısır'da Akka Kalesi önünde yapılan savaşta Fransız generali Napolyon'un ordusunu yenilgiye uğratmıştır? Bunun cevabı da Denizli olacak. Cezzar Ahmet Paşa. Cezzar kelime itibariyle kasap demektir. Bölgedeki Araplara karşı sert bir tavrı vardır. Bu nedenle de Arap dünyası kendisine Cezzar der ve Nizam-ı Cedid ordusuyla Akka Kalesi önlerinde Napolyon Bonapart'ı yenilgiye uğratmış. Napolyon Bonapart kısa bir süre sonra bölgeden çekilmek zorunda kalmıştır. Bir diğer unsur, dördüncü soruya baktığımız zaman sıcak denizlere inmek, İstanbul ve Boğazlar dediğimiz zaman ya da Orta Asya Türk dediğimiz zaman ilk akla gelecek olan devlet Rusya'dır. O yüzden yukarıdaki 19. yüzyılda dış siyasette izlediği politikalar anlatılan devlet aşağıdakilerden hangisi? Zaten sıcak denizler dediğimiz zaman ilk aklımıza gelecek olan devlet Rusya olmuş olacak. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman Osmanlı Devleti'ne karşı ilk isyan eden azınlık olan Sırplar, Bükreş Anlaşması ile 1812'de imtiyazlar elde etmiş, Edirne Anlaşması ile 1829'da özerklik kazanmış, Berlin Anlaşması ile 1878'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Anadolu'daki Türk siyasi birliği bozulmuştur. Şimdi Anadolu'dan bahsetmiyoruz. Yani Sırbistan'dan bahsediyoruz. Yani Balkanlardan bahsediyoruz. O nedenle Anadolu ile ilgili ve Türklerle ilgili bir durumdan bahsetmiyoruz. Balkanlar ve bu anlamda azınlıklardan bahsediyoruz. Avrupalı devletler Osmanlı toprak bütünlüğünü desteklemişlerdir. Ki bu anlamda desteklediklerini yine söyleyemeyiz. Çünkü bu durumda eğer desteklenmiş olsaydı, yani 1815 yılında imzalanan Viyana Anlaşması geçerli olmuş olsaydı, bu anlamda Osmanlı'ya yardım ederlerdi. Osmanlı'daki milliyetçi isyanları bastırmak o noktasında Osmanlı'ya destek verirlerdi ki burada biliyoruz ki geçmiş yani bilgilerimizden de Sırpları kışkırtan bu anlamda Rusya olmuş olacak. O nedenle Avrupa devletleri Osmanlı toprak bütünlüğünü desteklemekten ziyade parçalanma noktasında Rusya bir fiil müdahil olmuş. Diğer devletler de bu anlamda yardım etmeyerek dolaylı destek vermiş olacaklar. Balkanlardaki hakimiyeti güçlenmiştir. Söyleyemeyiz çünkü imtiyaz verilmiş, özellik verilmiş ve daha sonra süreçte ise Sırplar bizden ayrılmış. O yüzden hakimiyetin zayıfladığı gibi bir anlam çıkmış olması gerekir.
Balkanlardaki bağımsızlık hareketleri diğer bölgelere de yayılmıştır. Buradan bilemiyoruz. Elbette öyledir ama paragrafta sadece Sırpları anlatıyor. O yüzden söyleyemeyiz. Balkanlardaki toprak bütünlüğü korunamamıştır. Çünkü bağımsızlığını ilan etmişse o zaman bütünlük korunamadı diyebiliriz. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman 19. yüzyılda yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinde milliyetçilik akımının etkisinden söz edilemez? Şimdi cevabımızın Adana olmuş olması gerekir. Mısır Valiliği, Mehmet Ali Paşa ve onun soyundan gelenlere, ki bunlara hediye denecek, bunlara verilmiş olacak. Baktığımız zaman milliyetçilikten etkilenme şansı yok. Çünkü Osmanlı Devleti Müslüman ve Türk, Mısır ya da Kavala Mehmet Ali Paşa'ya baktığınız zaman Müslüman ve Türk. Bu anlamda milliyetçi bir isyandan söz edemeyiz. Ki zaten yapılan anlaşma gereği Mehmet Ali Paşa ve çocuklarına bırakılıyor ama Mehmet Ali Paşa aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne bağlılık bildirmek zorunda. O yüzden bir ayrılıktan söz edemeyiz. Ama Sırplara özellikle verilmiş olması milliyetçilik. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsızlık verilmiş olması yine milliyetçilikle ilgili bir durum. Eflak Boğdan özellikle yine milliyetçilikle ilgili bir durum. Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmış olması yine milliyetçilikle ilgili bir durumdur. Ancak Mehmet Ali Paşa'nın isyanı milliyetçi bir isyan değildir ve daha da Osmanlı'ya bağlılığının bir göstergesidir. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman üçlü ittifak, üçlü ittifak grubundan bahsediyor. Soru bununla ilgili. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Üçlü ittifak kimdir? İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşuyor. Üçlü ittifak ise bu anlamda İtalya, Almanya ve Avusturya Macaristan'dan oluşuyor. Yani bizde üçlü ittifak derken kimi kastediyor? İngiltere, Fransa ve Rusya'dan bahsediyor. Şimdi sorumuza dönecek olursak, üçlü ittifak grubunun kurulduğu andan itibaren belirlediği hedefler arasında Osmanlı topraklarını paylaşmak, Boğazları kontrol altına almak, Rusya'nın güneye inmesini engellemek. Şimdi üçlü ittifakın tarafları kimlerdi? İngiltere, Fransa ve Rusya. Bu anlamda baktığımız zaman birçok kez görüyoruz ki Mısır'da olsun, ondan sonra Balkanlar'da olsun Osmanlı topraklarını paylaşmak istediler. Sorumuza uygundur. Söylenebilir. Boğazları kontrol altına almak istedi. Söylenebilir. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan kimdir? İtilaf grubunun önemli ve güçlü devletlerinin bir tanesi olan Rusya'dır. Bu anlamda söylenebilir. Ama Rusya'nın güneye inmesini engellemek bunu söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız yalnız 3 olmuş olması gerekir. Çünkü üçlü itilaf grubunun üyelerine baktığımız zaman İngiltere, Fransa ve Rusya'dır. Bu anlamda Rusya'nın güneye inmesini engellemek iç çatışmaya sebebiyet verecektir. Bu anlamda yanlış olan unsur yalnız 3 olmuş olacak. Ama şöyle demiş olsaydı, işte bu anlamda Almanya'nın Süveyş kanalını kontrol etmesini engellemek gibi bir öncül olsaydı o zaman 3'ü de doğru olmuş olacaktı. Şimdi 8. sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki azınlık gruplarından hangisi Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra Anadolu'dan toprak elde etmek için çaba göstermiştir? Tabii ki Rumlar. Çünkü Osmanlı Anadolu topraklarına baktığımız zaman Bizans topraklarıydı, yani Rumlardı. Osmanlı bölgeyi aldıktan sonra politikası gütmedi. Yani bir asimilasyon politikası oluşturmadı. Rumlar dinlerine bağlı kaldılar. Yani Anadolu topraklarında Osmanlı dağılıncaya kadar, hatta daha da önemlisi 1829 yılında Yunanistan bağımsızlığını kazanıncaya kadar Anadolu Rumlar yaşadılar, varlıklarına devam ettiler. Hatta daha sonraki süreçte Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra nüfus mübadelesi noktasında bir kısım Rumlar Yunanistan'a gönderildi ve onun haricinde yine de bazı Rumlar İstanbul'daki ve adalardaki Rumlar bu anlamda kalmaya devam ettiler. O yüzden Sırpların Balkanlarda olduğunu biliyoruz. Arnavutlar yine Balkanlarda, Bosna Hersekler yani Balkanlarda, Bulgarlar Balkanlarda, ancak Rumlara baktığımız zaman ağırlıklı olarak Yunanistan'da ve Anadolu'da bulunuyorlar. O yüzden de Anadolu'daki Rumlar, Anadolu'daki topraklarını Yunanistan'a bağlamak isteyecektir. Hatta bu ideolojiye dönüşecek daha sonraki süreçte. Buna da biz Megola İddia diyeceğiz. O yüzden cevabın Bolu olmuş olması gerekir. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman 1856 Paris Anlaşması ile Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılmış ve toprakları Osmanlı Devleti'nin Avrupa Devletleri'nin garantisi altına alınmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin bu anlaşma ile değerlendirmelerden hangileri yapılabilir? Kendi başına egemenliğini sağlayamadığını, ki biliyoruz ne diyor burada, kendi başına egemenliğini sağlayamıyor. Bunun sonucunda topraklarını Avrupa Devleti'nin garantisi altına almış. Ki kendisi yapamadığı için Avrupa onun yerine egemenliğini korumuş olacak, söylenebilir. Siyasi gücünü yeniden kazandığını burada söyleyemeyiz. Çünkü eğer siyasi gücünü tekrar kazanmış olsaydı bu anlamda
Paris Barış Anlaşması'ndaki şu maddenin olmamış olması gerekir. Yani toprak bütün Avrupa değil, Osmanlı'nın kendisinin idame ettirmesi, kendisinin koruması gerekiyordu. O yüzden söyleyemeyiz. Avrupa devletlerinin tasarrufu altına girdiğini söyleyebiliriz. Çünkü topraklarını bundan sonraki süreçte Avrupa devleti garanti altına almış olacak. O yüzden cevabın 1'e 3 olmuş olması gerekir. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman Balkan savaşlarının sonuçlarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Balkan devletleri arasında ortak bir savunma paktı oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti'nin Ege Denizi'ndeki üstünlüğü sona ermiştir. Balkanlardan Anadolu'ya Türk göçleri yaşanmıştır. Batı Trakya ve Makedonya kaybedilmiştir. Balkan Türkleri azınlık statüsüne düşmüştür. Şimdi cevabımızın Adana olmuş olması gerekir. Şöyle ki Balkan devletleri arasında ortak bir savunma paktı oluşturulması Balkan savaşlarıyla ilgili bir durum değil. Daha çok 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ve İtalya'nın Balkanlara doğru hareket etmesi sonucunda Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında yapılan bir ortaklık, bir savunma anlaşmasıydı. Yani Balkan Savaşı ile ilgili bir durum değil. 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya ve İtalya'ya karşı, yani Hitler'e ve Mussolini'ye karşı Balkanları koruma düşüncesiyle oluşturulan bir yapılanmadır. O yüzden Balkan Savaşı ile ilgili değil. O yüzden cevabımızın Adana olmuş olması gerekir. Diğer öncülere baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nin Ege Denizi'ndeki üstünlüğü sona ermiştir. Hatta ben derste anlatırken size de bahsetmiştim. Badem diye kodlamıştık. Badem neydi? Batı Trakya'nın bir kısmı, Arnavutluk, Doğu Trakya'nın bir kısmı, Ege Adaları ve Makedonya şeklinde. Bu anlamda Ege Denizi'nde üstünlüğümüzü ne yapacağız? Yunanistan'a kaptırmış olacağız. Söylenebilir. Balkanlardan Anadolu'ya Türk göçleri yaşanmıştır. Tabii ki bu zamanda topraklarımızın büyük bir kısmını Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ kendi arasında paylaştı. Buna bağlı olarak da bölgedeki Müslüman ve Türkler Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. Herhangi bir katliama uğramamak adına. Bu anlamda ki bunlara muhacir deniyor. Bu anlamda göçlerin yaşandığını söyleyebiliriz. Batı Trakya ve Makedonya maalesef kaybedilmiş. Makedonya elimizden çıkacak. Batı Trakya'da Mülcine, Dimetoka gibi bölgeler, Üsküp gibi bölgeler elimizden çıkmış olacak. Balkan Türkleri azınlık statüsüne düşmüştür. Hatta 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Türklerin haklarını koruyabilmek adına bu anlamda Bulgaristan'la İstanbul Anlaşması, Yunanistan'la Atina Anlaşması, yine Sırplarla İstanbul Anlaşması imzalanıyor ki bölgedeki Türklerin hakları korunabilsin. Çünkü azınlık durumuna düşmüşler. Böyle bir asimilasyon olmasın. Dini ya da sosyal bir baskıya maruz kalmasınlar diye bu anlamda anlaşma imzalanmış olacak. Maalesef Türkler bölgede azınlık olarak kalmış olacaklar. Soruya baktığımız zaman cevabın Adana olmuş olması gerekir. Çünkü o madde daha çok İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olan bir maddedir. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman Küçük Kaynarca Anlaşması'nın maddelerinden hangileri Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin içlerine karışmasına yol açmıştır? Yani Rusya Osmanlı içlerine karışmış olacak. Şöyle ki Osmanlı içerisinde yer alan Ortodokslar var. Ortodoksların bundan sonra haklarını Rusya korumuş olacak. Yani Osmanlı içlerine bir müdahale olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğeri Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek. Yine aynı şekilde elçilik aracıyla Osmanlı içlerine müdahale edebilme şansı elde etmiş olacak. Bir diğer unsur ise Kırım bağımsız olacaktır. Şimdi Küçük Kaynarca Anlaşması'na baktığımız zaman Kırım bağımsız olacak Küçük Kaynarca Anlaşması'yla. Ama baktığımız zaman burada Rusya'nın iç işlerine karışmadan söz edemeyiz. Şöyle ki Kırım bağımsız olacak, Osmanlı'dan ayrılmış olacak, Rusya'ya da bağlı olmamış olacak, bağımsız bir devlet olacak. O yüzden bağımsız bir devletin Kırım devleti var, Osmanlı devleti var. Bu anlamda Osmanlı iç işlerine müdahale edebildiğini söyleyemeyiz. Çünkü Kırım bağımsız bir devlet olmuş, Osmanlı'dan ayrı bir yapılanması vardır. O yüzden Osmanlı iç işlerine müdahale olarak nitelendiremeyiz. O yüzden cevabın 1 ve 2 olmuş olması gerekir. Yani cevap Denizli'dir. Diğer bir soru Küçük Kaynarca Anlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin Rusya'nın Balkanlardaki etkinliğini arttırdığı söylenebilir? Altını önemli çiziyorum. Balkanlardaki. Rusya kapitülasyon verilecektir. Balkanlardaki etki derken daha çok siyasi unsurdan bahsediyor ama kapitülasyon Balkanlardan ziyade Osmanlı'nın merkeziyle İzmir'le İstanbul'a ilgili bir durum ve ekonomiyle ilgili bir durumdur. Siyasetle ilgili bir durum değildir. O yüzden A'yı alamayız. Ortodoksları koruma hakkı Rusya'ya verilecektir. Şimdi baktığımız zaman cevabın Bolu olmuş olması gerekir. Çünkü Ortodokslar İstanbul'da var, Anadolu'da var ama aynı zamanda Bulgaristan Ortodoks, baktığımız zaman Yunanistan Ortodoks, Sırbistan Ortodoks. Yani Balkanlarda bu anlamda Ortodoksları koruma bahanesiyle Balkanlarda etkin haline gelmiş olacak. Şu aslında C seçeneği çeldirici. Elçiyi bulundurmak deyince direkt aklımıza iç işlerine müdahale olarak gelir ama bu anlamda eğer elçiler Balkanlarda olmuş olsaydı o zaman bunu söyleyebilirdik ama
Elçilik nerede açılacak? İstanbul'da. O yüzden Balkanlardaki etkinliğini arttırdığını söyleyemeyiz. İstanbul'daki etkinliğini arttırdı diyebiliriz. Osmanlı'da savaş tazminatı ödeyecek. Balkanlarla ilgili bir durum değil. Kırım bağımsızlık verecek. Yine Balkanlarla ilgili bir durum değildir. O yüzden cevabın Bolu olmuş olması gerekir. Balkanlarda Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan Ortodoks mezhebine mensuptur. İşte Balkanlarda Ortodoksları koruma adı altında bu devletleri Osmanlı'ya karşı kışkırtma şansı elde etmiş olacak. O yüzden cevabın Bolu olmuş olması gerekir. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda izlediği politikalardan biri değildir? Cevabın Adana olmuş olması gerekir. Çok açık bir şekilde. Çünkü dönem 18. yüzyıl. Yani gerileme dönemi. Ama ulusçuluk ayaklanmaları 19. yüzyılda. Yani 1789 Fransız İhtilali'nden sonra oluşmuş olması gerekir. 18. yüzyılda ulusçu ayaklanmalardan bahsedemeyiz. Ama orduyu Avrupa tarzında modernleştirmek ki Avrupa örnek almaya başlıyoruz 18. yüzyıla bir ilgili olarak o nedenle söyleyebiliriz. Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi bu dönemde yine gündeme gelmiş peyderpey çeşitli aralıklarla. Avrupa'da bilim ve tekniğin yer almak istemişiz. Bu nedenle geçici elçilikler göndermişiz. Hatırlayın Lale Devri'nde 28 Mehmet Çelebi gibi. Avrupalı uzmanlardan yararlanmak istemişiz. Baron de Tott, Kont Bonnevel gibi bu anlamda uzmanlar getirtmişiz. 18. yüzyılda Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ediyoruz ama ulusçuluk ayaklanmaları bu dönemde değil, bir yüzyıl sonra yani 19. yüzyılda görülen faaliyetlerdir. O yüzden cevabın Adana olmuş olması gerekir. Şimdi bir diğer sorumuza baktığımız zaman özellikle denge politikası ne demektir? Bunu açıklamak gerekir. Denge politikası şu. Kendinizi savunma gücünüz yok. Herhangi bir devletsiniz. Kendinizi savunma gücünüz yok. Bir devlet size saldırıyor. Ondan sonra ve bunu savunacak gücünüz yok. Bunu yani onu bertaraf edecek gücünüz yok. O yüzden onun düşmanı olan başka bir devletten siz yardım talebinde bulunuyorsunuz. Yani bu şekilde saldırıya karşı başka bir devletten savunma satın alıyorsunuz ve saldırıya karşı savunmayı dengelemiş oluyorsunuz. Bu anlamda aslında Osmanlı Devleti 19. yüzyılda, 18. yüzyılda başlayıp 19. yüzyılda aktif olarak kullandığı bir politikadır denge politikası. Yani devletler arası çıkar ilişkilerinden istifade ediyor. Kendisi birine saldırdığı herhangi bir devlet saldırdığı zaman onun düşmanından yardım istiyor ve bu şekilde saldırıya karşı başka bir devletten ne yapıyor? Yardım almış olacak. Yani cevabın Ceyhan olmuş olması gerekir. Devletler arası çıkar çatışmalarından yararlanarak ülkenin toprak bütünlüğünü korumaya çalışmış. Nasıl gerçekleştirmiş? Bir devlet saldırmış. Atıyorum Rusya saldırıyor. Onun düşmanı o dönemde kim? İngiltere. İngiltere'den savunma satın alıyor bir nevi. Saldırıya karşı savunmayı dengelemiş oluyor. O yüzden cevabın Ceyhan olmuş olması gerekir. Son sorumuza baktığımız zaman Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinde durumlardan hangileri etkili olmuştur? Şimdi orduların başında komutanlar arasında siyasi görüş farklılığının yaşanmış olması ki Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinin en önemli sebebi budur. Bu dönemde iki tane parti var. İttihat ve Terakki, diğer ise Hürriyet ve İtilaf Partisi. Ve subayların bir kısmı İttihatçı, bir kısmı Hürriyetçi. Bu nedenle aralarında bir gerginlik, bir sürtüşme oluyor. Ve bu emir komuta zincirini bozuyor. Bu nedenle savaşı kaybediyoruz. Cepheler arasında ulaşım ve iletişim kopuklukların ortaya çıkmış olması bu anlamda koordinasyon sağlanamıyor. Çünkü cephe savaş bir bütün. Bir tanesi kopunca o koordinasyon, o emir komuta zinciri ortadan kalkıyor. Bu nedenle bir strateji oluşturulamıyor. Merkezi bir yapı oluşturulamıyor. Yine kaybedilmesinin temel sebeplerinin bir tanesi de bu olmuş olacak. Ordunun bir kısmının savaş öncesi terhis edilmiş olması maalesef Balkan Savaşları öncesinde Osmanlı Devleti istihbaratı çok zayıf. Ki yükselme dönemindeki gibi değil. Ki düşünün Balkan Savaşları öncesinde Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ seferberlik ilan etmişler. Kendi aralarında tatbikatlar yapmışlar. Asker alımları arttırmışlar. Fabrikaları üst seviyede çalıştırmaya başlamışlar. Osmanlı bundan hiç haberi olmamış. Ve savaştan hemen önce bölgedeki 60 bin askerimizi ne yapıyor? Evlerine gönderiyor. Yani terhis ediyor. Bu anlamda Balkan Savaşı'nın kaybedilmesinin sebeplerinden bir tanesi olacak. Yani cevabın Edirne olmuş olması gerekiyor. Üçü de Balkan Savaşları'nın bu anlamda kaybedilmesinde etkili olmuş olacak arkadaşlar. Başka sorularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.